için. 2009 yılında üniversiteden mezun oldum ve arkasından kurumsal bir şirkette çalışmaya başladım. Güzel, çok uluslu bir kurumsal şirketti. Sahada satış yaptım ilk olarak. Hani bütün gün arabayla marketleri gezen veya işte bakkalları gezen ekipler vardır ya. O şekilde çalışarak sahada çalışmaya başladım. Arkasından ofise geçtim. Sonrasında şirketin genel merkezi İsviçre'de Lozan'daydı. Ve bir sene kadar Lozan'da çalıştım. O dönemde birazcık daha aslında ülke için değer yaratabilecek veya topluma, dünyaya fayda sağlayan işler yapabilecek bir insan olduğumu ama bunu yapmak yerine biraz daha böyle benim için çok daha fazla anlam ifade etmeyen bir iş üstüne çalıştığımı fark etmeye başladım. Bunu fark etmemle birlikte aslında topluma fayda sağlayan neler yapabilirim, nasıl etrafımdaki sorunlara, bu belki dezavantajlı gruplar olabilir, çocuklar olabilir, nasıl destek olabileceğimi düşünmeye başladım. Arkasından da yavaş yavaş sosyal girişimcilikle tanıştım ve yaklaşık 1,5 sene önce de Givin mobil uygulamasını ortağımla birlikte canlıya geçirdik diyebilirim. Givin bir mobil uygulama. Şu anda App Store'dan ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilir. Givin aslında herkesin kendi yöntemiyle bağış yapmasını sağlayan bir uygulama diyebiliriz. Uygulama üstünde herhangi bir eşyamızı ya da yeteneğimizi seçeceğimiz sivil toplum kuruluşu için bağış karşılığında verebiliyoruz. Ve aynı zamanda uygulama üstünden yaptığımız alışverişlerin ödemeleri yine seçilen sivil toplum kuruluşlarına bağış olarak aktarılabiliyor. Örnek veriyorum. Evde kullanmadığımız bir fotoğraf makinesi var. Bu fotoğraf makinesini Givin mobil uygulaması üstünden TEV, Tohum Otizm Vakfı, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Hayvanları Çaresizlikten Koruma Derneği, Hachiko gibi sivil toplum kuruluşları için istediğimiz bir bağış tutarı karşılığında vermek için listeliyoruz. Arkasından birisi fotoğraf makinamızı uygulamada gördüğü ve almak istediği zaman kredi kartıyla yapacağı ödeme yaklaşık 14 gün sonra seçilen sivil toplum kuruluşuna aktarılıyor. Ödemenin %80'i direkt sivil toplum kuruluşuna aktarılıyor. %20'sinin içerisinden de ödeme servis sağlayıcısının servis bedeli kesildikten sonra kalanı Givin'e aktarılıyor ki platformda kendisini sürdürebilsin, devam ettirebilsin ve daha fazla kişinin desteğini sağlayabilsin diye. Bağış aslında çok böyle şey duygusal motivasyonlarla ilerleyen davranış biçimi diyebilirim. Biz birazcık daha Givin'le insanlara sahip oldukları herhangi bir eşyayla ya da yetenekle değişim yaratabileceklerini, etraflarındaki sorunları iyiye dönüştürebileceklerini göstermeye çalışıyoruz diyebilirim aslında. Bunun için sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği içerisindeyiz ve onlara destek sağlıyoruz tabii ki. Ve onların amaçlarını, yapmış olduğu işleri, gerçekleştirdikleri güzel projeleri de destekçilere daha iyi anlatarak, ifade ederek onlardan daha fazla destek sağlanmasına çalışıyoruz açıkçası. Bu arada hani bağış aslında sadece eşyalarını vererek değil, platformdan satın aldıkları her şeyle de destek olma imkanına sahip kullanıcılar. Ve bu sadece ikinci el de değil, bir yandan markalar da kendi ürünlerini ve hizmetlerini yine destek olmak için Givin mobil uygulaması üstünden veriyorlar şu anda. Aslında sevdiği bir sanatçının konserine giderken ya da bir performansı izlerken ya da yeni bir ürünün, markanın hizmetini denerken de iyi amaçlara destek olmuş olabiliyor. Dolayısıyla aslında bağışla alışveriş davranışını, fayda sağlama davranışını birleştiriyoruz diyebilirim. Param doğru yere gidiyor mu? Gerçekten gitmesini planladığım yere ulaşıyor mu? En kritik noktalardan bir tanesi. O yüzden de biz aslında çeşitli şeffaflık kriterlerinden geçmiş sivil toplum kuruluşlarını platforma dahil ediyoruz. Bunlar da yıllık finansal raporlarını yayınlayan, yıllık aktivite raporlarını yayınlayan ve bağışçıların şeffaf bir şekilde sivil toplum kuruluşlarına ulaşabilmesini sağlayan bağışçılık hakları beyannamesini kabul etmiş kurumlar oluyor. O yüzden bu üç maddeyi sağlaması bizim için çok kritik ve çok değerli. Kullanıcıların da yapmış oldukları ödemelerin, sağlamış oldukları bağışların vakfa, ilgili kuruma ulaşmasını da vakıflardan giden teşekkür mailleriyle sağlıyoruz diyebilirim açıkçası. Bunda da hani herhangi bir soru işareti vesaire olduğunda direkt olarak kullanıcıları sivil toplum kuruluşlarıyla bağlantıya geçirip onlardan daha fazla bilgi almalarını da sağlıyoruz. O konuda şeffaflık Givin için gerçekten çok çok önemli ve değerli. Şu an için öyle. Şu an için en büyük servis, en büyük gelir kaynağımız platformdaki ödemelerden gelen servis bedeli. Ona ek olarak sponsorluklar da alternatif gelir modelleri olarak konumlandı ama şu anda aktif olarak bir kurumsal sponsorumuz yok. Biraz daha platformda daha fazla bağış sağlayıp Givin'i sürdürülebilir kılmaya çalışıyoruz diyebilirim. Benim aslında ana motivasyonlarımdan bir tanesi topluma fayda sağlayan bir şey yaparak hayatımı
getiriyor olmaktı. Bu hem kendi enerjimi, deneyimimi, işte beynimi iyi amaçlara daha çok destek olmak için kanalize etmek şeklinde. Hem de bunu bir hobi olarak veya yan iş olarak değil, ana işim olarak yapmak benim ana motivasyonum da açıkçası. Şu anda da bunu gerçekleştiriyorum diyebilirim. Full time olarak bütün zamanımı çocuklara, gençlere, hayvanlara daha çok destek sağlamak için sarf ediyorum ve sürekli gün içerisindeki aklım bu şekilde dönüyor ve gerçekten aslında bu amaçlara da çok güzel destekler sağladığımızı görüyoruz. Aklımda hiç bağış yapmak olmayan, hiç destek sağlamak olmayan kişilere bile belki imzalı bir Beşiktaş forması satarak ya da hani onu sevdiği sanatçıyla buluşturacak bir deneyim yaşatarak bağış yapmalarını sağlıyoruz. Ortada olmayan kaynakları çıkartıp faydaya dönüştürüyoruz. O yüzden gerçekten benim hayalime doğru gidiyor. Ama tabii ki hani hala yapmak istediğim bir sürü şey var. Onları da adım adım gerçekleştireceğiz inşallah. Givi'nin dünyada en benzer örneği eBay'in sivil toplum kuruluşları için yapmış olduğu eBay for Charity diye bir platform. Bu da İngiltere'de ve Amerika'da aktif. Ama eBay bu işi kendi ana işi olarak yapmadığı için birazcık daha böyle yanda kalan bir proje gibi ilerliyor benim dışarıdan gördüğüm kadarıyla. Buna ek olarak Omaze diye bir platform var Amerika'da. Omaze de yine böyle hani bağış karşılığında yapılan çekilişlerle, ünlü sanatçılarla deneyimler yaşatan veya enteresan, çok da eşi benzeri bulunmayan ödüllere ulaştıran bir platform. Birazcık onları izliyoruz, takip ediyoruz diyebilirim. Tabii ki de hani yurt dışındaki diğer platformlardan, başarılı platformlardan ilham almak da çok değerli. Türkiye'deki bağışçılığı da aynı zamanda geliştiren, yenilikler katan ve hani dikkat çeken, ses getiren işler yapmak anlamında da çok değerli. Türkiye yurt dışına göre, özellikle İngiltere, Amerika, Avustralya, Kanada gibi ülkelere göre bağışçılık kültürü anlamında çok böyle gelişmiş bir ülke değil. Araştırmalara göre söylenen bağış oranı %12 civarında. Ve bakıldığı zaman bu aslında iki farklı yönden yorumlanabilir. Bir tanesi, ya Türkiye'de aslında çok da fazla bağışçılık yok denilebilir. Ya da Türkiye'de bağışçılığın ilerlemesi için acayip bir fırsat var şeklinde de bakılabilir. O yüzden ben birazcık ikincisinin olduğunu düşünüyorum. Çok farklı yenilikçi yöntemlerle teknolojiyi kullanan, insanlara normalde yakalayamayacakları avantajlar, fırsatlar sunan, markaların da kurumların da çok fazla şekilde dahil olacağı yöntemlerle, promosyonla iyiliği birleştirerek, deneyimle bağışı birleştirerek yapılabilecek çok fazla şey var. O yüzden de hani bence bir fırsat var ve Türkiye aslında Türk halkı daha yardımsever bir toplum olarak da bilinen bir davranış biçimine sahip aslında. Bunu bence birazcık daha güvenle, şeffaflıkla ön plana çıkartıp o içimizdeki gerçekten iyi bir şeyler yapmak isteyen insanı açığa çıkaracak platformlara ihtiyaç var. Givin de bence bu noktada güzel bir hizmet sağlıyor diyebilirim. Yaşamaz mıyım? En sevdiğim süreç. Ya evet, aslında güzel olabilir ama hani olur mu gerçekten Türkiye'de böyle bir şey? Tutar mı Başak, emin misin? Veya hani ya evet hoş, tatlı fikir ama ne kadar güzel de bir işin vardı, ona devam etseydin. Hani bunu hani çok da şey yapmaya gerek yok falan gibi. Hani çok böyle herhangi bir fikirde bu tarz yorumları yapanlar oluyor aslında. Bence orada kritik ve belirleyici olan şey gerçekten o fikri gerçekleştirmeyi ne kadar istiyorsunuz. Aslında girişim bana göre birazcık daha bir yolculuk deneyimlemek. Bir şey kafanızda bir hayal olarak oluşturuyor ve o hayali gerçekleştirmek için etraftaki düşüncelere, tabii ki yani bu tamamen yorumlara sağır olmak veya hiçbir tanesini almamak şeklinde değil. Çok güzel ve değerli geri bildirimler de geliyor. Ama negatif düşünceyi yoğunlaştıran yorumlara birazcık böyle kenara koymak gerekiyor diye düşünüyorum. Önemli olan biz bir fikri gerçekleştirmeyi ne kadar istiyoruz gerçekten. Risk tabii ki de, yani bütün girişimler aslında başlı başına bir risk. Ama ben birazcık kendimde şeyi fark etmeye başlamıştım. Her gün böyle hani hem bizim ülkeden hem dünyadan bir sürü böyle kötü haberle karşılaşıyordum. Böyle bir negatif haber bombardımanı vardı. Hala da aslında bir kısmı devam ediyor. Ve hani bakınca değiştirmek istediğim de şeyler var. Daha iyi olmasını istediğim şeyler var. Ama bu değiştirmek istediğim şeylerin değişmesi için herhangi bir eylemde bulunamadığımı fark ettim. Yani iyi bir şey yapmak için, bir şeylerin ucundan tutup elimi taşın altına koymak için, destek sağlamak için ne yapabileceğimi çok fazla bilemiyordum. Ve eylemsiz kalıyordum. Ve bu eylemsizlik de dayanılmaz bir hale gelmeye başladı benim için.
Ve iyi ne yapabilirim diye hani baktığım zaman da karşıma iki tane ana yöntem çıkıyordu çalışan bir insan olarak. Bir tane işte gönüllülük yapabilirim ama hani o çok böyle hayatımın içerisine entegre edebileceğim bir şey değil. Ya da bağış yapabilirim ama bağış yapmak da böyle genel olarak karşılıksız para vermek üstüne kurulu bir davranış olduğu için çok böyle hani herkes için geçerli olamayabiliyor, bütçesel sıkıntıları olabiliyor veya hani çok sürdürülebilir olmayabiliyor. Ama bir yandan da bakınca hani hepimizin sahip olduğu bir sürü de değerli kaynak var. Yani ne bileyim bu belki evde kullanmadığımız bir eşyayı vermek cebimizden para çıkarıp vermekten daha kolay olabiliyor. Ya da sevdiğimiz bir markadan alışveriş yaparken destek olmak çok aslında uygulanabilir bir yöntem. Her türlü kaynağımızla yani bizim ve markaların her tür kendi ürünlerini, hizmetlerini, sahip olduklarını aslında temelde kullanarak fayda yaratabilecekleri bir platform yaratabilir miyiz diye düşündüm ve Givi'nin fikri öyle çıktı aslında. Her türlü kaynağımızı desteğe dönüştürebilir miyiz? Yani belki dünyayı kurtarmasak da kendi sahip olduklarımızı kullanarak kendimizin en kahraman versiyonu olabilir miyiz? İyi amaçlar için eyleme, harekete geçebilir miyiz? Bunun için de basit, teknolojik, günün kullanıcısının alışkanlıklarıyla uyumlu bir platform yarattık ve görüyoruz ki hani bu harekete aslında Hakkari'den, Ardahan'dan, Bursa'dan, İzmir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan destek veren bir sürü modern kahraman var ve kocaman bir modern kahramanlar topluluğu oluşturmuş olduk. O da aslında şey hani çıkış noktasına uyumlu olarak devam ediyor, ilerliyor. İlk olarak bir sosyal girişime dair çok fazla örnek yok Türkiye'de. Yani sosyal sorumluluk projelerine dair örnekler var ama sosyal girişim birazcık daha kendi gelir modeli olan, kendisini kendi kendine sürdürmeyi ve büyütmeyi hedefleyen bir girişim modeli aslında. Buna dair çok fazla örnek olmadığı için daha önce işte özellikle de sivil toplum kuruluşlarıyla çalışan bir sosyal girişim olduğu için regülasyonu, hukuksal durumları vesaire birazcık daha fazla önde örnek olmadığı için araştırmak gerekti. Ve hani genelde böyle o negatif düşünce ya olmaz falan o birazcık vardı yani böyle bir şeyde. Daha önce yapılmış olan olmadığı için hani olmayacakmış gibi bir veya olamazmış gibi bir yorum gelebiliyor. Ona ek olarak yine hani bu alanda önce olmanın birazcık daha böyle daha detaylı anlatma sorumluluğu da birlikte geldi. Sosyal girişim nedir? Neden hani kendisini sürdürmeyi, devam ettirmeyi ister gibi aslında sıfırdan neden bir gelir modeline sahip olması lazım gibi konuları sıfırdan anlatmak gerekti. Ki hani bu da aslında keyifli bir şey bir yandan. Çünkü ben sosyal girişimciliğe gerçekten inanıyorum. Yani fayda sağlayan bir iş yaparak gelir elde ediyor olmanın, iş olarak fayda sağlamayı yapıyor olmanın gerçekten çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bunun da ana sebeplerinden bir tanesi. Bugün baktığımız zaman aslında böyle hani yetenekli, değerli insan kaynağının genelde benim yaptığım gibi çok da fazla anlam ifade etmeyen işler üstünde çalışarak hayatlarını geçirdiğini görüyoruz. Oysa ki bu insanlar, gençler, bizim gibi kişiler fayda sağlayarak kendilerini geçindirebileceklerini bilseler, her gün işe belki bir 5 kişinin, 10 kişinin hayatında çok pozitif yönde etki edebileceklerini bilerek gitseler çok daha büyük bir hayat tatmini ve mutluluk sahibi olacaklarını düşünüyorum ki aslında birçok araştırmada bunu gösteriyor. Özellikle millennial'ların birazcık daha böyle anlam ve fayda arayışında olduklarını gösteriyor. Sosyal girişimcilik de aslında bunu sağlıyor. Yani bizim daha fazla fayda sağlayan iş modeli ortaya çıkartmamız hem ülkemizdeki hem de dünyadaki problemlerin çözümü için çok çok değerli diye düşünüyorum. Girişime başlarken en kritik noktalardan bir tanesi bence gerçekten çok hızlı ve çabuk bir şekilde o fikri test etmek oluyor. Yani ortaya herhangi bir ürün çıkartmadan ama yaklaşık olarak gerçek kondisyonlarda, şartlarda hedef kitlenizin sizin ürününüzü, hizmetinizi ne kadar kullanıp kullanmayacağını test etmek çok kritik oluyor diye düşünüyorum. O yüzden bu test aşaması böyle çok hani büyük işlere girişmeden hızlıca gerçekleştirilebilecek bir şey. Buna ek olarak girişim başlı başına çok zor bir şey. Ben başlarken bu kadar zor olduğunu hiç bilmiyordum yani. Yani sorsalar ya Başak şu kadar zor, bu kadar zor diye anlatsalar yapar mıydım? Emin değilim. Ama şöyle bir şey var. Gerçekten başta insanın kendisine ben bunu ne kadar istiyorum diye sorması lazım. Çünkü o zor yolda eğer istek o zorlukları karşılayacak şekilde devam etmezse muhtemelen bir noktada bırakıyorsunuz. O yüzden hani gerçekten içinizden geliyorsa ve istiyorsanız da onun peşinden gitmekten başka şans, çare kalmıyor. O yüzden en kritik tarafı bu diye düşünüyorum. İstek ve hani
o isteğe yönelik akıldaki projeyi çok hızlı bir şekilde test etmek. Eğer beklediğimiz reaksiyonlar gelmiyorsa da nasıl daha farklı bir şekilde bunu kurgulayabilirim diye bakmak. Ben yine hani bir sosyal girişimci olarak bu taraftan ufak birkaç bir şey söyleyeceğim. Sosyal fayda içeriyor olmak herhangi bir girişim ya da marka için çok çok değerli ve gittikçe daha da değerli olacak. Global araştırmalar benzer iki ürün varsa fayda sağlayan ürünün %90 üstünde daha fazla bir oranda kullanıcılar tarafından tercih edileceğini söylüyor. Ve kullanıcılar aslında fayda sağlayan şeyleri konuşmayı, paylaşmayı, onların bir parçası olmayı seviyorlar. %80-90 oranlarında daha sadık olurum, daha çok güvenirim gibi şeyler söylediğini görüyoruz. O yüzden fayda sağlayan bir şeylerde bulunmak için illaki böyle bir milyon dolarlar kazanmış ve sonra bir şey yapacağım gibi bir davranışta değil. İlk günden itibaren ufak bir şekilde de olsa bir şekilde işin içerisine destek sağlama yöntemleri entegre ederlerse hem daha çok fayda sağlarlar ve daha çok mutlu olurlar diye düşünüyorum. Hem de bir yandan konuşulma oranlarını çok daha ciddi şekilde arttırabilirler gibi geliyor açıkçası. En azından araştırmalar bunu söylüyor diyebilirim. Ekip olarak Givin'de biz aslında iki kurucu ortağız. İlk başta çıktığımız ekip arkadaşım Ali, kendisinin bir yazılım ofisi var. Ve o yazılım ofisinde Givin'e şimdiye kadar eli değmiş, bir şekilde koduna destek olmuş, dokunmuş, yazmış. Nereden baksak bir 5-6 kişi var diyebilirim. Satış pazarlama tarafında veya işte ürünü duyurma ve diğer bütün operasyonlarını üstlenme tarafında ben ve bir ekip arkadaşım var. Ve dönemsel olarak gönüllü stajyerlerimiz geliyor, üniversite öğrencileri. Genel çok seviyorum, en sevdiğim şeyler bir tanesi. Sizi gördük, projeyi çok sevdik, parçası olmak istiyoruz, sizle birlikte çalışabilir miyiz, destek olmak için ne yapabiliriz, bir sürü şey öğreneceğimizi düşünüyoruz falan diye böyle. Gönüllü üniversite öğrencisi stajyerlerimiz oluyor. Ve o tarafta aslında hani çok beslendiğimiz, bize farklı pencereler, kapılar açan bir taraf oluyor. Çok değerli ekip arkadaşlar oluyor diyebilirim. İzleyen bir şekilde şu an beni gören herkesin Givin mobil uygulamasını indirmesini rica ediyorum. Çünkü bunu yapmak aslında sadece bir mobil uygulama indirmek değil. Aynı zamanda ben de elimden geleni yapmak için buradayım, ben de destek olmak için buradayım demenin en güzel ifadesi ve aslında çok kolay bir ifadesi. Bize katılın çünkü ben eminim ki bugün baktığınızda da destek olmak için birçok yöntem bulabileceksiniz uygulama içerisinde. Ve hani bugün diyelim ki bulamadınız. Ama ben eminim ki belki bir hafta, belki bir ay sonra size hiç beklemediğiniz bir şekilde destek olmanın, belki bir sokak hayvanını doyurmanın, belki kanserli bir çocuğa umut olmanın, belki de genç bir üniversite öğrencisine eğitim bursu için destek olmanın bir yolunu sunacağız. O yüzden bize katılın. Aynı zamanda Givin'de bu arada çok uygun fiyatlı ürünler ve hizmetler de var. Ama her şeyden önemlisi gerçekten ben de hani dünyayı kurtarmasam da kendimin iyi bir versiyonu, en kahraman versiyonu olmak için ben de buradayım dediğinizi görmek bizim için çok değerli. O yüzden lütfen indirin, aramıza katılın. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Görüşürüz.